edilmiştir. Şehitlik adını 50. Piyade Alay Komutanı olarak harekata katılan, alayla birlikte Yavuz Çıkarma plajına çıkmış ve harekatın ikinci günü yapılan saldırıda komuta yeri olarak seçilen ve şu an Barış ve Özgürlük Müzesi olarak kullanılmakta olan evin önünde pilot kıdemli binbaşı Fehmi Ercan ve Sıhhiye Mustafa Girgin ile birlikte şehit düşen piyade kıdemli albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu'ndan almaktadır. Kıbrıs Barış Harekatı'nda Kocatepe gemimizde şehit düşen 67 askerimiz de dahil olmak üzere toplam 498 askerimiz şehit düşmüştür. 8 subay, 5 as subay, 58 erbaş ve er olmak üzere Türkiye'nin 41 partilerinden 71 şehidimiz bu şehitlikte, diğer şehitlerimiz ise deniz ve boğaz şehitliklerinde yatmaktadır. Proje mimarı Sayın Muammer Onatoluk, şehitliğimizin girişinde bulunan 2 adet sütun ana vatana, yani Türkiye'ye açılan kapıyı temsil etmektedir. Şehitlerimizin fotoğraflarının ve memleketlerinin yer aldığı mezar taşlarının 5 basamaklı olması ise havadan indirme yapılan 5 parmak dağlarını sembolize etmektedir. Sol tarafınızda bulunan heykel grubu Kıbrıs'ı, sağ tarafınızdaki heykel grubu ise Türkiye'yi temsil etmektedir. Bir yanda yılların özgürlük mücadelesi vermiş yorgun ve gururlu Kıbrıs mücahitleri, diğer yanda ise kardeşlerinin yardımına koşan kahraman Türk askerleri. İki heykel grubu arasındaki boşluk Türkiye'ye açılan pencereyi temsil etmektedir. Heykel gruplarının 4 ayrı ayak üzerinde inşa edilmesinin sebebi harekatın 4 sıcak gün sürmesidir. Sol başta bulunan gemi burnu figürü deniz kuvvetlerini, sağ başta bulunan kartal kanadı figürü hava kuvvetlerini, Mehmetçik ve elinde tuttuğu silah kara kuvvetlerini temsil etmektedir. Bu da harekatın denizden, havadan ve karadan olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek bir harekatı olduğunu göstermektedir. Heykel gruplarının yine Türkiye'yi temsil eden tarafında bulunan Mehmetçik ve arkasındaki Türk bayrağı figürü ise harekatın yine Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmiş ve bağımsızlık bildirisi Sayın Rauf Reif Denktaş tarafından okunmuştur. Mehmetçik adını, tadını, kokusunu ve ruhunu kahramanlıktan alır. Kahramanlık demek Mehmetçik demektir. Arz ederim. Teşekkür ederim.